Haydi hoş geldin. Hoş buldum. Valla Türkiye'de kaç gündür varsın? 10 gün, 10 gün mü oldu? 10 gün olacak. 10 gün değil, bir haftadan 8 gün olacak galiba. Evet. 8 gün olacak. Evet. Yeni bir şarkı çıkardın. Evet. Adında Gölge. Gölge ismi parça. Dinledim parçanı da zaten. Hı-hı. Sesine sağlık. Çok güzel şarkı yakalıyorsun ama. Teşekkür ederim. Yani ben mesela her çıkardığın şarkıya baktığımda mutlaka duygusal bir şey var içinde. Ya şöyle, ben şarkı aradığımda hissetmem gerekiyor. Hissedemiyorsam şarkıyı olmuyor. Bir türlü olmuyor. Ama sanırım herkes için öyle oluyor değil mi? Yani bir türlü şarkı sana hitap etmesi gerekiyor. Ben bu şarkıyı 4 senedir biliyorum. 4 seneden beri bu şarkıyı çok istiyordum zamanında da. Bugüne kısmet oldu. Aranjesini falan kim yaptı? Kimlerle çalışıyorsun? Ben şimdi bir aranjör arkadaşım var. Kendisi Berlin'de. Adı Sermet. Aranje ona ait. Aranjeler Almanya'dan geliyor. Almanya'dan geliyor aynen. Ben de İngiltere'den. Böyle uluslararası bir çalışma oluyor. İngiltere'de ne kadar süredir? Sen farklı ülkelerde yaşadın benim gördüğüm kadarıyla değil mi? İsveç doğumluyum. Anlatsana. İsveç doğumluyum. Annem babam, yani annem Türkiye'li, babam İranlı. Onlar İsveç'te tanıştılar. Ondan sonra biz doğduk. Sen İsveç'te büyüdün mü? Kaç yaşına kadar? İsveç'te büyüdüm. 18 yaşıma kadar, ondan sonra İngiltere'ye taşınma kararı aldık. 18 yaş küçük değil, bayağı büyük bir yaşa kadar yaşamışsın. Liseyi bitirdik. Aslında daha erkenden gidecektik ama ben istemedim. Bir dedim, annem dedi hani liseyi bitirsin öyle taşınalım diye. İsveç'le ilgili bir şeyler sorabilir miyim? Müzik hayatın ilk İsveç'te mi başlıyor? Yani müzik her zaman hayatımda vardı ama hobi olarak vardı daha çok. Yani mesela lisede okuduğumda hiç müzikle alakası yoktu. Daha çok işte matematik, kimya, biyoloji ağırlıklı. Hiç müzik eğitimi almıyor muydunuz? Hiç almadım. Aa. Yok. Hiç almadım. Hatta küçükken bir ses hocası vardı. Onun yanına gidiyordum böyle 3 ay en fazla. Ondan sonra bırakmak zorunda kaldım çünkü çok uzaktı. Böyle 2 saat yoldu. Sen peki evde mi müzik yapıyordun? Ne yapıyordun? 18 yaşına kadar müzikle alakalı ne yaptın? Şöyle. Yani her zaman hobiydi. Şarkı söylemeyi hep seviyordum. Ailemde o zamanlar beni ciddiye almıyordular. Akademik bir aileden geldiğim için onlar her zaman işte oku, ders oku. Hani babam da özellikle şey diyordu. Okumasan bu hayatta geçinmek zor oluyor bilmem ne. Hani müzik hiçbir zaman belli olmaz ne yani. Doğru. Onun işi. Yani garantiyi hiçbir zaman alamazsın. O yüzden garantiyi al kendin ondan sonra. Ama baktı işte şarkı söylemeyi daha çok yani severek her zaman yapıyordum. Şey dedi, hiç de unutmuyorum bu lafı. Yani madem şarkı söylemek istiyorsan kritik laf geldi şimdi. Bunu yazarım. Madem söylemek istiyorsan orijinal olmalısın. Nasıl oluyorsun? İşte kendi enstrümanını çalman gerekiyor. Ya da şarkıyı yazmayı öğrenmelisin. Oradan babam hep mesela gitar öğretmeye çalışıyordu bana. Çalıyor mu? Zamanında evet, orkestrası vardı. Gitar çalıyordu yani kendi çapında öyle. Çok profesyonel değil ama onu söyledikten sonra ertesi günü ben kalktım, gitarı aldım elime, öğrenmeye başladım. Süper. Şimdi tabii şey kullanmıyorum, hani öyle sahnede falan çalmıyorum ama şarkı yazdığımda bana çok destek oluyordu. Başladım oradan şarkı yazmaya. 16 yaşında ilk şarkımı yazdım. Kaç tane bestem var? Yayınlanmış bestelerim var mı? Var ama kaldırdım. Aa. SoundCloud'da var mesela, dinleyebilirsin. Dinletirim sana ya bir ara. Dinleyelim mi? Olur. Var neden mı olmasın? Evart'ı SoundCloud'da açsak çıkmaz mı? Dur bakayım. Jungle Boy'u aslında dinletmek çok isterdim ama SoundCloud'da var mı? Ida Music. Çünkü gerçekten hani bu tarafını da merak ediyorum. Okay. Beste yapıyor musun? Neler üretiyorsun? Tamam. Bunlar çok eski ama haberin olsun. Ama eski bunlar. Ne zaman besledin bunu? 5 sene olabilir. 4-5 sene. Çok uzak değil ya. Yeni. Ya evet ama bundan daha iyi şarkılarına. What have you got into? You say you love me, I say loving you. Have you missed what I told you? I'm not the girl who commits. Oh, there's just too many rules. And when we make it, I warned you, don't get too caught in the blues. Cause I
güzel ya. Bu kayıtları nasıl aldın? Bunu odamda aldım. Kendin mi yaptın? Gitarı bilmiyorum ya. Gitarı kim yapmıştı hatırlamıyorum. Hmm. Biri çaldı da çok yani çoktan yapmıştık. Hangi programları kullanıyorsun bunları kaydederken? Bunu ben aslında o zamanlar GarageBand kullanıyordum. Hmm. GarageBand. Çok basit olduğu için çok kolay oluyordu benim için. Çok iyi ama ses kaydı falan ne kadar iyi. Mixi iyiydi. Mixi kim yaptı? Sermet olabilir. Sermet bu arada ses mühendisi aynı zamanda. Aynı zamanda ses mühendisi. Evet. Sen evinde kaydını yaptın, gönderdin. Evet. Aynen. Sonra böyle. Ama hiçbir zaman mesela klibini çıkartmadım hiçbir şarkının. İşte bir tanesini yaptık ama onu kaldırdım. Beğenmedim klibini. Ya insanlar klibi izlemek istiyorlar mı acaba? Ben hep bunu merak ediyorum. Ya isteniyor tabii ki. Hani ya belki o odanda yaptığın haliyle izlemesi çok mu yalın? Eskiden bir sürü vardı ama kaldırdım onları kafa karışmasın diye. Şimdi işte Türkçe klipleri hep yükledim. Ha, evet. Sen tamamen Türkçe. Bir iki aya kadar yapmışsın. Evet bakmış olsaydın iki aya kadar vardı. Vardı hepsi. Ama şey etmek zorunda kaldım. Çünkü yani şimdi Türkçe'ye daha çok yönelmeye başladığım için kafa karışmasın diye bir yöne odaklanmak istedim. Hem Farsça da var hem Türkçe bu arada şu anda. Şu an kanalımda var. Ben gördüm zaten. İngilizceyi kaldırdım şu anda. Evet. Güzelmiş bunlar ya. Teşekkür ederim. Sen kaç dil biliyorsun? 4. 4 dili. Ana dili gibi konuşuyor musun yoksa az mı? Yani Farsçam, Türkçem gibi. Belki çok akışlı değil şu anda. Çünkü Türkçe'ye hani dediğim gibi ben mesela burada daha önce Türkçem çok iyi değildi. Ta buraya yaşayana kadar İstanbul'da hemen birkaç sene. Oradan daha iyi olmaya başladı. Bu sefer evet Farsçayı çok kullanmadığım için o biraz şey oldu. İngilizcem var bir de İspanyolca. Bir de İsveççe. İsveççe var. Evet. İspanyolca da okudum lise zamanlarında. Ondan önce de 6 sene okudum onunla. Çok seviyorum. Ben dil öğrenmeyi çok seviyorum. Müthiş. Evet. Müthiş güzel. Ama bayağı uzun zaman oldu işte İspanyolcayı kullanmadım. İngiltere'de ne yapıyorsun? Müzikle alakalı, yani hayatında müzik şu an ne kadar bir büyüklükte? Yani ben çünkü bu yolu gerçekten seçtim. Gerçekten çok iyi bir şarkıcısın. Bence çok iyi bir şarkıcısın. Ederim. Yani bu kayıtlar o kadar temiz ve güzel ki. Ya biz bana gönderilen analizlerde bir sürü şarkıcı dinliyorum. İşte Tori Kelly dinliyorum, dünyada bir sürü şarkıcı dinliyorum. Evet. Lezzet bu yani zaten. Evet. Bu tat var, bu keyfi hissettiriyorsun. Ama hani biliyorsun ki ben kanalımdan bunları kaldırıyorum, kafalar karışıyor. Bu yani İngiltere'deki hayatın, müziğe bakışın, o karışım nasıl gidiyor hayatında şu anda? Yani tabii ki de müzik her zaman dümdüz bir yol değildi. Yani sanırım hiç kimse için öyle değil. Yani çoğu zamanlarda ben hep kendimi sorguladığım zamanlar çok oldu. Acaba olacak mı, olmayacak mı? İşte başarı ne demek? Ondan sonra tabii ki de vazgeçme durumları da oluyordu. Ama böyle bir düşüşlerden sonra kalkıyorsun tekrar. Yok ben gerçekten müzik dışında hiçbir şeyde mantıklı olamıyorum. Yani mantıken düşündüğümde nasıl diyorlar? İngilizcesi I don't make sense in anything else other than music. Yani kendimi en özgür ve mutlu hissettiğimde müzikle ilgilendiğim zaman ya. Yani. Evet. Aynen. O yüzden başka bir şeyle ilgilenmek artık bu saatten sonra benim için şey değil. Sesini geliştirirken neler yaptın? Özel bir çalışman oldu mu? Yani olmadı. Ben merak ettim. Aslında olması lazım. Evet. Yani tabii ki de. Çünkü çok rahatsın şarkı söylerken sen. Evet. İlginç bir rahatlığın var yani. Gerçekten hep O Ses Türkiye'deki veya diğer performanslarında, kanalındaki videolarında da genel bir şarkı söylerken iç rahatlığın ve şarkı sesini kullanmada güzel bir keyfin var. Bu da böyle insanlar bunu senelerce çalışarak elde etmeye çalışıyorlar. Ne bileyim öyle uğraşıyorlar. Mi? Öyle. Ay bilmiyorum yani sahneye çıktığım anda bambaşka bir ben oluyorum. Mesela beni normalde gören insanlar ne kadar işte biraz hafif utangaç, biraz içine kapanık. Bazen öyle oluyorum, bazen de çok konuşkan. Ama işte sen sahneye çıktığında bir başka bir insan oluyorsun ki gerçekten öyle oluyor. Yani biraz bir alter ego mu diyorlar? Ne diyorlar? Yani ikinci bir ego gibi bir şey oluyor. Yani bambaşka biri oluyorum. Çünkü bambaşka bir dünyaya giriyorsun. Var. Çok yeteneğin var çünkü. Sadece şarkı söylemiyorsun, dans ediyorsun. Bir sürü şey için içine katıldığı zaman komplike bütün. Şimdi günlük hayatta belki bunu çok da yansıtmıyor olabilirsin. Ayrı mesele yani. Bazı insanlar vardır hani böyle yerinde duramaz. Evet. Anlarsın ki bu kesim dans ediyor herhalde hayatında. Bunun belli ki enerjisini bir yerde atması lazım. Belki senin müzisyenlik tarafın daha ağır bastığı için şarkıcılık tarafın. Seni birazcık daha böyle
ha sakin görünümlü ama sahneye çıktığı zaman o ikisi birleşip Voltron'u oluşturuyor gibi bir şey. Olabilir. Yani ben de şeyim bazen, yani yerimde oturamıyorum, sıkılıyorum hemen. Hı-hı. Ama yani bütün enerjiyi evet sahnede bırakabiliyorum. Çünkü yani bambaşka bir alan orası. Hiçbir eğitim almadım diyorsun. Almadım. Yani isterim almayı. Ama bu ses nasıl gelişti ya? Evde gelişmemiştir herhalde. Yani hep şarkı söyleye söyleye. Yani gençken tabii ki daha çok söylüyordum. Şimdi ise söyleyince hemen susturtmaya çalışıyorlar. Sus nasıl yeter ya? Artık bıktık bilmem ne çok söylüyorsun diye. Şimdi ancak işte ev boş olduğunda ben söylüyorum. Yani ancak fırsat o zaman buluyorum. Yani evet hep evde şarkı söylüyordum, kayıt ediyordum. Ben İngiltere'ye taşındığımda o zaman daha çok odaklanmaya başladım şarkı yazarlığa ve işte kaydetmeye. Odamda hep devamlı böyle bir şeyler üretip kaydediyordum. Klibini de mesela bazı kliplerim vardı YouTube'da. Şarkıyı aynı gün yazıyordum, kaydını ediyordum. Ondan sonra klibini de çekiyordum. Oturuyordum, montajını da yapıyordum. Tabii ki bir sürü şeyle uğraşıyordum. Ya evet, uğraşıyordum bayağı. Yani kendimi geliştirmeyi seviyorum. Vokal konusunda da hani YouTube'da araştırıyorsun işte nasıl ses açabiliyorsun, ne şeyler var, egzersizler var vesaire. Kendi kendine çalışıyorsun. Kendi kendine. Yani dinleyerek çalışıyorsun. Evet. Kimleri dinliyorsun? Yabancı mı, Türkçe mi? İkisi de. Yani büyürken mesela Whitney Houston, Celine Dion, bu efsaneleri, bu tarz efsaneleri dinlerdim. Mariah Carey, ondan sonra Fugees benim için çok önemli bir gruptu. Çok dinliyordum. Hele ki mesela Lauryn Hill, müzik anlamında ve şarkı yazarlığında en büyük ilhamımdı. İlk yazdığım besteler mesela daha çok böyle sosyal sorumlular. Çünkü kendisi o bir tane MTV Unplugged yapmıştı. Oradaki şarkıları çok güzel gerçekten ve böyle alttan mesajlar hep veriyordu. Ben hep bunları dinleyerek böyle ben de böyle bir şarkı yazmak istiyorum. Ki yazıyordum böyle ilk başladığım zamanlarda. Ondan sonra biraz daha değişti. Biraz daha komersiyel yazmaya başladım. Onu çok dinliyordum. Ondan sonra başka kim var? İşte yeni olanlardan. Yani Destiny's Child vardı o zamanlar. Missy Elliott, onun albümünü çok dinliyordum. Damian Marley. Şimdi evde annem sanat müziği hep söylüyor. Söylüyordu. Ben hiç sevmiyordum. Hiç sevmiyordum. İşte İbrahim Tatlıses. Bu müzikler dinliyordum. Sezen Aksu. Bu evde hep vardı. Babam Amerika'da büyümüş. Yani orada birkaç sene yaşıyordu. Rock müziği hep dinliyordu. İşte bu şimdi Scorpion, ondan sonra başka ne var? AC/DC. Çok var. Metallica'dan yani, tut bir sürü. Evet evet. O kadar hard rock değil de bu işte Dust in the Wind'i biliyor musun? Dust in the Wind kimi? Dust in the Wind. İsmini hatırlamıyorum o grubun. Everything is dust in the wind. Öyle bir şarkı. Yani bu tarz müzikleri hep dinliyordum babam tarafından. Ondan sonra ablam da vardı, büyük bir ablam. O R&B hip hop çok dinliyordu. Yani her daldan böyle karışık şeyler hep dinliyordum. Ablam sayesinde de yani çok böyle R&B hip hop soul müziği çok şey dinliyordu. Destiny's Child. Amy Winehouse. Herkes de dinliyordu. Çok yetenekliymişsin Ayda. Olay teşekkür çok ederim. Çok yetenekliymişsin. Böyle bir şey çıkarabilmen, hani tamamen dinleyerek, kendi kendime söyleyerek. Bunun peki sahneyle olan ilişkisi ne zaman başladı hayatında? İşte... Yani bu tecrübe çünkü sadece evde gelişme olanağı yok, bir şekilde seyircinin karşısında bunu sergilemen gerekiyor. Ben küçükken çok utangaçtım. Sahneye çıkmaktan çok utanıyordum. Bu ne zaman değişti? 14 yaşımdayken bir okul şeyi vardı, düzenlemesi vardı işte sene sonunda hani performans yapacaksın. Çok korkuyordum. 14 yaşındaydım, biz gittik yaşlılar evine. Hani bakıyorlar ya, bakım evi gibi bir yer. Yaşlılar için bir şarkı söyledim. Alicia Keys'in Fallen şarkısı. Onu söyledim ve herkes alkışlamaya başladı. Ondan sonra bu kadar kötü değilmiş dedim. İnsanlar beni seviyor. Okay, kötü değilim hani. Oradan sonra atlatmaya başladım o korkuyu. Ama öyle hani sahne falan almıyordum hiçbir yerde. Hep evimde, hep odamda böyle kayıtlar yapıyordum. YouTube'a koymaya başladım. Hep öyleydi. Ta ki şeye gelene kadar, Türkiye'ye gelene kadar. Gerçekten mi ya? Evet. O Ses Türkiye'ye katılana kadar mı? Sen O Ses Türkiye'ye katılana kadar hiçbir yerde bir şey söylemeyip O Ses Türkiye'de onları sahnede mi yaptın? Zamanlar. Ben hiç böyle bir şey görmedim hayatında. Ay çünkü çok ilginç ya. Ayda.
Ya çünkü evet. Sen sahnede öyle bir büyüyorsun ki ya şarkı söylerken şarkı söylemene odaklanıyor insanlar, dans etmeye de odaklanıyor, sana evet. odaklanıyor. Yani orada başka bir şey yaşıyor gibisin bir anda. Ama bu benim eğitimim ve anlayışım da hep şudur. İnsan bunu zamanla geliştirir. Evet. İşte dönemler olur. Bu dönemde ne bileyim belli bir dönem sahne alır, o rahatlığa edinir. İşte sesini geliştirmek için belli bir dönem. Sen onların hiçbirini yapmadım diyorsun. Kendi kendime evde söyledim ve bir anda sahneye çıktım. Bu mu? Ama şöyle. Ben çok çalışıyordum o dönemde. Bak ben yarışmaya katıldığımda evet İngilizce söylemeye başladım. Yani İngilizce söyleyerek girdim o yarışmaya. Ama Türkçe her zaman hani Türkiye'ye geliyorsun Türkçe söyleyeceksin. Yani. Niyetim vardı yani Türkçe söylemeyi. Ben o yarışmada Türkçe söylemeye başladım. Ondan önce söylemiyordum. Evet bir iki tane vardı hani söylüyordum. YouTube'da da vardı. Ama yani orada şaka bayağı çalışıp ya. Çok çalışıyordum şarkıların üzerine. Bir de her daldan yani her şeyden söylüyorduk işte türkü, pop, arabesk şarkılar söyledim. Hepsini öğreniyordum. Bir hafta, iki hafta içinde. Ve hatta bazı performansların şeyleri de vardı. Yani oturup antrenman yapıyordum. Böyle yapacağım, şöyle yapacağım. Ki oranın çoğu mesela onu yapmıyordu. Evet. Sen kendin özel bir çalışma programı uyguluyordun kendine. Yani işte mesela şey ne? Performansı var. Hangisi? İngilizce söylemiştim orada. Free your mind. Free your mind. Free your mind. Ha evet. Buna yaptım mesela. Yani bu sahne yürüyüşü özel çalışmanla mı gelişmiş bir şey? İşte onu diyorum ya. Ben bu sahneye çıkmadan önce evet. Hem yani şarkıyı da öğreniyordum hem de dans hareketlerimi de çalışıyordum. Nerede çalışıyordun? Orada mı çalışıyordun yoksa? Otelde kalıyorduk. Otelde yapıyordum. Bir de hani hazırlanıyorsun ya makyaj saç her şey hazırlanıyor. Orada bir odada dedim ki beni çekin. Göreceğim. Ben göreyim nasıl yaptığımı. Nasıl kendimi daha iyi yapabilmek için hani o hareketler, duruşlar vesaire. Öyle yani çalışıyordum. Tam şeyde. Bunun evde çalışılmış halleri var mı bu şarkının değil ama? Ya vardı. Şimdi asıl film o yani. Bunu, evet. Bu sadece evet. Orada kamera arkasında bir anda olacak iş değil. Sen bunu evde yaşamışsın belli ki. Evet evet. Yani vardı ama bulamıyorum şimdi. Nerede bulacağım onları? Videonun ötesinde o öyle bir şey var yani. Vardı evet var. Senin evde çalıştığın bir sürü dönem ve zaman var herhalde. Evet. Hepsini çekemedim ama bu özellikle bunu hatırlıyorum. Bu vardı. Bir de başka bir... O zaman başka bir yarışma vardı buraya geçmeden önce. Orada bir rap şarkısını söylemiştim. Orada da mesela rap yaptım. Rap mi söylüyordun? Yani onlar istediler. Acun istemişti. Ha. Acun rap seviyor ya. Seviyor. Aynen. O da dedi ki bunu söylesin. Ben de daha evet. ilk çıkacağım bir yerde. O zaman yeteneksizsiniz. Yalnızca sen yeteneksizsiniz. Evet evet. Oradaydım. Ondan sonra yorum yapmadan beni şeye transfer ettiler. O sese. Aynen. Beni çağırdıklarında işte bunu söyleyebilir misin? Bunu çok beğendi falan diye. Ama ben dedim ben rapçi değilim. Yani bunu öylesine hani YouTube kanalımı koymuştum. Yani şey olsun diye. Yani öyle çok ciddi düşünmediğim şey. Ben şarkıcıyım. Tamam o zaman yarı yarı yapalım. Sen ilk onunla başla. Diğerine Adele şarkısını söyle. Tamam öyle yaptık. Güzel. Yani oradan başladı. Yani onların da çalışması vardı. Hatırlıyorum siz salonda oturuyorduk. Bir yandan annem çekiyordu. Bir yandan ben böyle elimde ne tutmuştum? Mikrofon yani kumanda mı neydi kumandalar. Böyle tutuyorum. Üstümde ayakkabı. Böyle topuklu ayakkabı giymişim. Çok onları acayip. Yani onları kayıtları çekiyorum. Çok acayip Ayda. Yani bütün bu yıllar içinde bu içindeki sevgi, bu işe yaptığın tutkuymuş bu fark. Yani farkındasın veya değilsin ama büyük bir tutku varmış ve büyük de bir yeteneğin varmış. Bunu bir anda O Ses Türkiye'de ortaya çıkarman çok acayip. çok çalışıyordum. Yani insanlar yani. Bunu bilmiyorlar. Mesela ben İsyan şarkısıyla o şarkıyla ben ilk defa Türkçe söyledim insanlara. O benim için ayrı bir heyecandı. Çünkü çok korkuyordum. Dedim acaba
ay ben şimdi hani çok belki hakim değilim, benim tarzım biraz farklı, hani o nameleri ben belki ne bileyim normal bir Türk gibi söylemem, hoşlarına gider mi? Çok korkuyordum. Yani ay ya beni beğenmezlerse. Ki tepki öyle bir hiç düşünmediğim bir şekilde çok oldu ki. Şekilde. Bak şey oluyorum, tünem diken diken oluyor. O geceyi hatırladığımda yani ben şarkıyı ilk söylemeye başladığımda insanlardaki o şeyi birden tuhaflık oldu yani. Çıldırma. Evet, seyircilerin arasında. Millet oha falan deyip ayağa kalkıyordular. Yani çok fena bir şeydi. O çok kadar güzel. Mutlu oldum ki yani. Müthiş. Ki ilk defa Türkçe söyledim. Yani bunu insanlar bilmiyordu. Benim yani yarışmaların şey. Sana faydası olduğunu düşünüyorsun. Ya tabii ki de faydalı oldu. Çünkü oranın amacı ne? Kendini duyurmak. Hı-hı. Kendini göstermek. Hı-hı. Ben bunu en iyi şekilde yaptığımı düşünüyorum. O şartların altında. Yani televizyona çıkıp bir de Türkçe'ye de o kadar hakim değildim o zamanlarda. Hı-hı. Ki farkındaysan mesela ben hiç konuşmuyordum. Fazla yorum yapmıyordum. Yani ayrı bir heyecandı benim için. Bir de o kadar da çalışıyorduk. Hani benim için ayrıca zordu. Çünkü değişik tarzları deniyorum. Evet. Ve o şeye ben alışkın değilim. Yani ben hiç Türkçe söylemiyordum. Doğru. Çok çalışıyordum. Doğru. Olumlu tarafı olduğu gibi olumsuz tarafını hiç yaşadın mı böyle bir şey? Çünkü biz Elnur Hüseyinoğlu'la daha önce Kolej Türkiye birincisi onunla sohbet etmiştik, bir şey çekmiştik. O demişti ki olumlu tarafları oldu hayatımda, tabii ki herkes bence yarışmaya katılmalı. Zaten bir yarışmaya katılmak aslında dünyanın her yerinde çok sıradan yapılan bir şey, insanları kendini duyurması için. Ama olumsuz tarafları da olmadı değil demişti mesela. Hmm, çünkü insanlar gibi? Sürekli sizden bir şey bekliyorlar. Hmm. İşi bitiriyorsun ama hani hadi artık evet. Şunu yap artık, yeni bir şey yap artık ve o sırada da siz böyle panikten ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Yok, haklılar. Yani tabii ki de oradan yani bir şeyler yapıyorsun, yarışma hı-hı. formatı, ondan sonra o bitiyor. Tabii ki beklenti oluyor evet. Yani bir an evvel bir şeyler devamını çıksın diye, devamı senden. Gelsin diye ki zaten herkes için geçerli bu. Yani hı-hı. her sanatçı için devamlı bir devamlılık olması gerekiyor. Çünkü insanlar bir şey üretmeyince de sıkılıyorlar. Doğru. Doğru. Sana gelen böyle sorular var arkadaşlardan. Onlardan da birazcık sana okumak istiyorum. Biraz önce biz geldiğinde konuştuk ama İran'a daha önce gittin mi? Onu soruyorlar sana. Evet, gittim. 14 yaşımdayken gitmiştim. Ailemle gittim. Ondan sonra da gidemedim maalesef. Tahran'da kaldım. Babamın ailesi var orada Tahran'da. Bir aylığına falan gitmiştik. Ondan sonra İsfahan'a gitmiştik birkaç günlüğüne, o kadar, evet. Tekrar ama sonra gitmeyiz. Gidemedim. Evet. Yani dediğim gibi daha önce, az önce de konuşuyorduk olayı. Hı-hı. Ben çok gitmeyi istiyorum, yani gerçekten çok istiyorum. Ki geçen dün işte bir bayanla tanıştım. Kendisi burada bir dükkan açmış, hı-hı. şeyde Nişantaşı'nda. Kendisi de İranlı. O da bana dedi hani niye İran'a gitmiyorsun? Ben dedim yani çok istiyorum. Herkes bunu soruyor yani gerçekten hep alıyorum bu mesajı. İran'a git, gelmeyecek misin? Gel hadi falan. Hı-hı. Kendisi de dedi ki yani İran'da çok sevenlerim var. Gerçekten çok seviyorlar seni. Gel orada bir konser yap dedim. Yani bunu çok istiyorum ama evet. Nasıl olabilir, nasıl edebiliriz? Yani şimdi artık anladığım kadarıyla bayanları yani sanatçıları hep çağırıyor şimdi hükümet. Şarkı söylemek için, konser vermek için. Ve sadece bayanların katılabileceği bir organizasyon olabiliyor. Bu yüzden... çok yani, mesaj var. Gelmek istedim. Böyle var. Bir program var yani. Cidden düşünüyorum. Şey evet, cidden düşünüyorum süper. Şimdi. Farsça şarkı isteyenler var sende. Okey. Ya, şimdi mi? Ay, vallahi istemem. İster misin okumak? Bilmiyorum ama. Oo, okey. Tamam. Ne olabilir? Bağmen sen ama. Humayun'dan mesela. Hayır, başka. Senin kendi keyif aldığın, bildiğin. Haste Taras, haste am, şişeyi beş kaste am. Haste Taras, haste am, şişeyi beş kaste am. Hala ki az ma gozaşt, umeden yaro baş. کار خدا رو ببین لا 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 بعد یه عمری صبوری کنارم میاد لا 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 تو
şu çeşme aşk yârem mi yaz. Ay sözlerini karıştırdım ama öyle çok güzel. Şey. Ya çok güzel. Gerçekten şarkı söylerken yaşıyorsun yani. Çok acayip bir enerjim var Ayda, hakikaten. Seninki de öyle. Ha, bilmiyorum. Valla akışıyor böyle muhabbet. Teşekkür ederim. Çok çok sağ ol. Şarkı söylerken girdiğin hal müthiş. Müthiş, müthiş. Sigara kullanıyor musun? Kötü alışkanlıkların var mı? Kullanmıyorsundur sen. Kullanmıyorum, yok. Ah süper. Yok, sesin çünkü çok parlak ve temiz geliyor yani kulağa. Aa, teşekkür ederim. Başka kötü alışkanlıklarım ne var? Uyku düzenin nasıldır? Sesine nasıl bakarsın? Ya ben o konuda yani çok muhteşem değilim. Mükemmel değilim o konuda. Onu itiraf ediyorum. Hmm. Yani ben genel olarak da saçımı mesela hiç taramıyorum. Yani çok ne diyorlar? Şey değilim yani, böyle kadın şeyi değilim. Ne diyorlar? High maintenance. O ne diyor? Ne oluyor? High maintenance. Ne demek olur Erhan? Yani çok bakımlı değilim. Değil, yani çok bakımlı değilim. Aşırı abartılı değil. Saçımı bile taramıyorum yani, öyle bir öyle biriyim. Artık bazen böyle arkadan böyle şeyler oluyor. Zorla başkasına yaptırmam lazım. Böyle öyle bir şey zor. Yani o konuda çok iyi değilim. Bakımlı değilim. Aha. Sesle ilgili de yani bilmem, senin önerilerin var mı? Özel baktığın bir şey var mıdır? Ne bileyim işte, sesin çok kısılır mı? Sahneden önce yaşadığın bir şeyler oldu mu? Hiç kısık yani, sesle sahneye çıktın mı? Veya böyle çok sık sesi kısılan birine hiç benzemiyorsun ama. Benim derdim aslında bazen bu oluyor. Çok şarkı söylediğimde kısılıyor yani sahnede. O oluyor. Allah. Acaba o neden oluyor? Yani şey, kısılıyor derken yoruluyorum böyle bayağı şarkı söyledikten sonra. Hmm. Bir kere hatta bir konserde, ilk konserimdi bu. 2 saatlik. Artık hiç ara vermeden böyle şarkı söyledikten sonra tizleri çıkamıyordum. Hmm, tamamen kısılmış sesim. Evet. Muhtemelen o kontrolsüzlük olabilir. Hmm. Yani çünkü 2 saatlik bir performansa alışkın daha önceden bir geçmişin değil. Yok. Tekli aynen. Şarkılar, üçlü şarkılar belki ama belki çok fazla coşkuyla sesini böyle aşırı yorarak ve çok güçlü kullanarak farklı çok gereksiz tizleri sürekli çıkarak söylediğin için bir süre sonra artık gerçekten ya onun işte olabilir. Şimdi metotları var yani. Hı. Bazen söylemiyorsun işte, vokal söyler falan. Anlatsana böyle. Biraz ne yapıyorsun mesela? Taktiklerden bize birazcık söylesene. Ya ne bileyim işte, orkestra çalıyor. Seyirciye bir şey, söyletiyorsun. Seyirciye söyletiyorsun. Ha. İşte orkestra. Vokal falan var mı arkanda? Back vokal kullanıyor musun? Ya evet, mutlaka. Hmm. Back vokalin oluyor. Evet oluyor. Ama yani olmadı da oluyor. Şey değil. Bazen bütün yük bende de oluyor, kaldırmak zorunda kalıyorsun. Ama biz şimdi daha çok şey ağırlıklı yürümeyi düşünüyoruz. Yani planlıyoruz. Daha çok half playback. Çünkü DJ performansı gibi. Altta bir yarım müzik. Sen de üzerine 2 tane Suman yanında. Aynen, daha uygun. Daha uygun. Daha ucuz oluyor. Daha ucuz ve daha risksiz bir şey oluyor açıkçası her yerde. Yani evet, risksiz oluyor ama bu sefer ben şeyi sevmiyorum. Yani durduramıyorsun. Eza orkestra olduğunda durdurabiliyorsun. Tam siz durun ya da biraz kısın şey etmeye başlayın. Seyirci de yani söyletelim. Ya da işte yani onun artıları da var, şeyleri de var. Anlıyorum. Tabii. Yurt dışında şimdi bizim bildiğimiz taraflar, bilmediğimiz taraflar var tabii. Daha önce ben Buray'la röportaj yapmıştım. Buray'la konuşurken dedi ki işte ben İngiltere'de, Londra'da çalıştım. İşte köprü altında çaldım, mekanlarda çaldım, İspanya'ya gittim, orada çaldım. Ve hani orada farklı bir kültür vardı. Müzik kültürünün Türkiye ile yurt dışındaki ülkeler arasında, yaşadığın yerler arasında kıyaslasan nasıl bir fark görürsün? Çocukluğundaki eğitimden başla ve bugünkü sahne hayatına kadar. Yani aktif profesyonel hayattan bahsediyorum aslında. Müzik kültür farkı mı? Evet, yoksa yani sahne? Sahne farkı. Evet, aslında yani hem iş yapma alışkanlığı, çalışma alışkanlığı gibi böyle bir karışık, aklına neler geliyor? Yani şöyle aklıma şey geliyor mesela, İngiltere'de bar programı çok meşhur. Yani bar kültürü zaten çok meşhur, meşhur büyük. Orada yani şimdi Türk komünitesi için mi soruyorsun soruyu yoksa? Yani İkisi yurt dışındaki Türkler mesela. İkisi de olabilir. Yurt dışında yani Londra'daki Türklerin
Yani orada bar programı çok şey. Yani Türkler içinde değil, genel olarak. Mesela Amy Winehouse aklıma geliyor. O hep barlarda söylüyordu. Hmm. Öyle yani öyle şey oldu, bir tanımlı şey oldu. Burada mesela hor görünüyor. Barda söylemek. Yani hor daha görünüyor. Şey, daha yani orada barda şarkı söylemek daha güzel bir şey. Aa, yani evet. Çıkıyorsun gibi. Aynen. Burada da barda mı söylüyorsun gibi. Ha, aynen. Yani işte içkili aynen. mekan falan. Aynen. Var. Bir böyle bir bakış açısı farkı var diyorsun. Evet. Eğitim anlamında peki? Müzik eğitimi anlamında. Evet, müzik eğitimi anlamında. Burada ben şeyi çok, ben burada da okumayı düşünüyordum bir yer burada yaşıyorken. Ama burada hep şeyi gördüm, yani caz okulları çok üniversite. 4 senelik oluyor. Hı hı, burada var evet. Bir de orada, klasik müziği. Klasik müzik de var burada evet. Orada da art geniş. Bir sürü seçenekler var. Bir sürü yani. Neler var mesela? Ayda hakikaten kadarıyla. Merak ettim. Yani sadece songwriting mesela var. 3 bestecilik. 2 senelik. 1 senelik yazma. De var. Wow. Sadece söz yazma şey kursları yani program. Üniversite şeyini alıyorsun. Hmm. Ya da prodüksiyon. Ya da işte klasik müziği. Caz müziği. Pop müziği. Her yani, türlü var. Her türlü var. Her türlü var. Burada benim hatırladığım kadarıyla yani pop müziği yoktu diye biliyordum. Yok, hayır, yok. Caz müziği veya klasik caz, müziği. Caz klasik. Bir de Türk müziği var. Evet, bir de o da var. Üç evet. alanın dışında Türkiye'de başka eğitim yoktu. Yok. Evet. Ve bu gerçekten herkes için çok büyük problem. Ve 4 sene. Yani orada mesela 2 senelik de var. 2 senelik de var, 3 senelik de var. Bu yerler üniversiteye mi bağlı, özel? Üniversite. Üniversite mi bunlar? Evet, üniversite. Vay be. Evet. Boşa uğraşıyoruz gençler vallahi. Aynen. Benim bir arkadaşım buradan şeye gitmişti. 2 senelik müzik endüstrisi okumaya gitmişti İngiltere'ye. Hmm. Ya çocuk döndüğünde bana başladı böyle bir şeyler anlatmaya. Abi sen niye böyle yapıyorsun? Bak web sitesini düzgün yapmamışsın. Şunları eksik, bunları eksik. Dedim ki ben neyi yaşıyorum? Bu farklı yani bu işin endüstrisini yaşamak ve öğrenmek bambaşka bir kültür. Evet. Ve biz çok eksikliğini yaşıyoruz. Evet. Çok ilişkilerimizde yaşıyoruz. Mesela Türkiye'de en büyük şey bir yapım firmasına gittiğin zaman yıllar hı. öncesinde yanında avukat falan yoktur. Böyle oturursun. Evet. Sözleşmeyi attırırlar sana. Aynen. Attın. İçinde ne var? Yedirdiler mi? Yedirmediler mi? Başını alırsın belayı çıkarsın. Aynen. Ama yurt dışında Amerika'da atıyorum. Hı. İlla avukatın her yanında. Her şey kontratlı zaten orada. Ki alışkın sanırım insanlar. Hı-hı. Bir de avukatla olmak zorundasın. Tek hı. başına atma şeyin. Daha az özellikle müzik yapım firmalarında Amerika'da avukatla olmak zorundasın. Ya da evet. avukat olacak. Evet. Ama şey demek istiyorum. Genel olarak Amerika'da herkes birbirine zaten kontrat. Dava açıyor herkes birbirine. Sanırım bu yüzden genel algı orada kontratla her şey kontratla yürüyor ve bu insanların algısında zaten var. Burada belki yok. Bilmiyorum. Anladım. Neler yapmayı düşünüyorsun Ayda? Vallahi hayallerin neler? Hayallerim. Evet. Hakikaten hayallerden benim, konuşmak güzeldir. Yani. Evet, güzeldir. Benim hayalim Türkiye'de bir bas kurmak, değişik bir şeyler yapmak istiyorum. Yani insanlara yeni bir şeyler sunmak istiyorum. Amacım her zaman buydu. Ben bir ara Türkiye'den ayrılınca dedim, müziği hatta bırakmayı düşünüyordum bir ara. Aa. Evet, o duruma geldim. Çünkü çok soğudum. Müzikten soğudum. Türkiye'de yani. Mi soğudun? Yurt Türkiye'de dışında. Soğudum. Yani piyasa, ticari anlamında soğudum. Evet. Neden soğudun? Ay, hiç girmeyelim. Bela bir şey. Yani zor işte ya. Ben buraya taşındığımda çok kültür farkı yaşadım. İnsanları anlamakta zorlanıyordum. Mesela İsveç'te... İş anlamında ve normal hayatta da İsveçliler çok düzler yani bir şeyi beğenmiyorlarsa diyelim sen bana bir şarkı getiriyorsun yani güzel ben beğenmedim geç. Bitti. Burada ama bunu yaparsan olmaz yani. Hep tatlı dille güzel bunu şimdi anladım ki güzel bir şekilde söylemen lazım. Sen çünkü Türk insanları evet daha duygusaldır iş yani ticari anlamda da çok duygusal davranıyorlar. Bu yüzden daha yumuşak bir tatlı dille söylemek gerekiyor. Karşındaki insanı kırmamak için. Of. Ben bunu bilmediğim için Ayda çok sert diyordular bana. Evet. Ama onu ayarını şimdi şey yaptım. Kendi istediğin müziği yapabildin mi? Ya o dönem için evet. Yani
mutluydum, şeydim. Hı-hı. Ama tabii her şeyi de düşünüyordum. Yani şimdi baktığımda şimdi daha iyi bir yerdeyim. Hı-hı. Yani bu çıkarttığımız şarkı Ardında Gölge. Gerçekten arkasında durabileceğim tarz olarak da. Çünkü ha onu da diyecektim. Yani ben bu şeyin içinde olduğumda artık kendimden uzaklaştığımı da hissediyordum. Hı-hı. Ay hep şey düşünüyordum işte Ayda'dan bu mu bekleniyor? Ticari hangi şarkı daha iyi olur? Tarz olarak bu mu gider? Düşüne düşüne kendimden uzaklaşmaya başladım. Sürekli ticaret düşündükçe çünkü evet, içindekine uzaklaşıyorsun yani aynen, kafandakine. İşte aynen. Ben de ondan sordum. Gerçekten istediğini yapabildin mi diye. Yok tabii ki de yapamadım. Yani benim o kadar büyük hayallerim vardı ki buraya gelip böyle yani genç neslin, yeni neslin şeyi olmak istedim. Yani müzik dinleyicilere hitap etmek istiyordum. Yeni bir şey, tarz yaratmak istiyordum. İşte farklı olmak istiyordum. Benim niyetim hep buydu. Zaten farklısın aslında her türlü. Yaptığın müzik de öyle. Evet ama... Tam istediğini yansıtamasan bile farklısın yansıtamadım aslında. Yansıtamadım. Yani şirket de o zamanlar çok hevesliydi. Bir şeyler yapmak istiyorduk ama bir türlü projeler şey olmuyordu. Bakıyorsun aradan 2 sene geçmiş ve hala elde tutar bir şey yok. Bu da beni çok demoralize ediyordu. Anlıyorum. En son Boğaz'da Yangın Var şarkımı çıkarttık. İlk onunla çıkış yaptım. Ama... Ne bileyim belki benden daha farklı bir tarz bekleniyordu. Vallahi bilmiyorum ben seni, şu İngiltere'de söylediğim bir tane parça var. Ben hasta oldum. Yani. Halis Sezai'nin Yangın Var'ı söylemişsin. Ay evet evet. Bu nasıl güzel bir okuma ya. Ya. Ay, yok artık. Yani çıldırmışsın onu da, artık. Yani kaydını aynı gün, klibini de aynı gün yaptık. Bu bir müzik okuluydu. İçeride müthişsin kaydını yaptık. Ya. Sonra gittik. Ya şunu 1000 kere dinlemelisin. Dokunacak nefis. Onun aranjmanı da çok güzel. Şu arada... Evet. Ama işte diyorsun ya biraz rock kök. Evet var var. Ya sen parçayı biraz o tarafa çevirdin zaman ben sizin inanılmaz caz duyuyorum ya. Neden bunu duyuyorum? O da doğru. Caz müziği çok de dinliyorum. Çok yakışıyorsun. O kadar soft çünkü... Evet. O kadar soft kullanıyorsun ki o yumuşacık notaları. Böyle diyorum ki ya ne olur Ayda acaba ya Yangın Var'ı söylemedi bir tane caz şarkısı dinleyelim ya sana. Çünkü sesin çağırıyor. Yani ben caz müziği de çok dinliyordum. Diana Krall mesela hastasıyım çok dinliyordum. Sesine benim çok iyi gider ya. Bir melankoliyim de var yani çok dinliyordum. Hem onu dinliyordum birkaç tane daha da var. Şimdi aklıma gelmiyor da Diana Krall yani caz deyince Diana Krall aklıma geldi. Onu çok dinliyordum. Bir şarkı vardı. Was there something more I could have done? Or was I not meant to be the one? Where's the life I thought we would share? Should I care? And will someone else get more of you? Will he go to sleep more sure of you? Will he wake up knowing you're still there? And why should I care? Adı şarkının adı Why Should I Care? Ben niye umursayacağım diye. Nefis ya. Ya yanlış mı söylüyorum arkadaşlar? Siz söyleyin bana yani. Acayip gitmiyor mu sesin ya? Felaket. Yani şu parçada beni mahveden şu. Kayboldu. Ya sen o kadar soft kullanıyorsun ki ister Yangın Var söyle, ister Diana Krall söyle. Ne söylersen söyle müthiş gidiyor. Başka bir yere taşıyorsun olayı. Böyle ben... Gördünüz mü benim hiç bir şarkı dinlerken gözlerimi kapattım? Mümkün değil ya. 1500 tane analiz falan yaptım kanalda. Ciddi ciddi böyle hakikaten ne oluyor abi diye kalıyorsun. Sakin ol şampiyon kendine gelmişsin. Müthiş Ayda müthişsin ya. Çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Bir iki tane var mı diye kontrol edeceğim arkadaşlardan tamam. Soruları. Şöyle ben hepsini enstrüman çalıyor musun? Gitar çalıyorsun. Gitar çalıyorum ama bayağıdır kullanmıyorum artık. Eskiden İran şeyi de var, tombak. Ha evet. Evet. Ritim enstrümanı. Evet evet. Darbuke gibi ama İranlıların versiyonu. İsveç'teyken onun dersine de gidiyorum. O kadar çok hoşuma gidiyordu Allah. Ki.
Evet, ama İngiltere taşındığımda bırakmak zorundaydım. Çünkü orada yani çok uzaktaydı gitmek istediğim yer. Londra'nın tam içindeydi, biz bayağı uzaktaydık o zamanlarda. Devam ettiremedim onu. Ay, ben her şeyi sordum. Benim sana sormak istediğim şey var. Bir saniye o zaman. Bilmiyorum, şu bizim bir potpourri şarkı, mashup çıkarttık. Ha, gördüm, dinledim. Oradaki yorumlarda bir sürü insan dedi ki burnu tıkalı mı? Ve ben burada acaba... Yani hangisinde dedim, bakalım? Acaba böyle bir durum var. Ya şu anda o şey, onu kapattık maalesef. Ah! Ya da bir bak, belki var, başkaları var, çıkarttı. Bir şu anda onu kapatmak ben zorunda dinledim. Kaldık. Şu değil mi? Ha, tamam, International evet. Mashup 2019. Ya burnu tıkalı, burnunda et var dedim. Ben dedim ya, bir sürü böyle yorum gelince dedim acaba böyle bir durum mu var? Ben mi duymuyorum? Ben mi? Yani bir şey. Dizlerine çıktığın zaman biraz kullandığın bölge kafa sesi gibi kullanmıyorsun. Göğüs sesinde kalmayı seviyorsun ve onu çıkarırken de biraz keskin tutuyorsun. Keskinleştirdiğin zaman zaman burnunu kullanıyorsun. Ama o burun kullanma nereden geliyor sende biliyor musun? Dinlediğin tarzla alakalı. Ha. R&B. Evet. Yani mesela şeyde Alicia Keys'te özellikle bu tarz şarkıcılar tizleri kullanırken burnunu çok kullanıyorlar. Tizlere doğru. Farkında olmadan alışkanlığın o senin. Onların anlayamadığı şey şudur. Söylediğim parça bir bilindik, bin senedir bilinen bir pop şarkısı. Evet. Ve onlar o tarz dinlememişler. Sen kendini yorumluyorsun. Fakat sen kendi istediğin gibi söylüyorsun. Bakın işte size söylüyorum. Bak hoca söyledi. Ya öyle... artık hiçbir şey falan diyemezsiniz. Bu tamamen senin yorumun. Kendi yorumun yani, kendi yaptığım şey. Ama neresinde hiç özellikle söylüyorlar? Merak et. Vallahi yorumların altında hep vardı bu ya. Bir sürü ama az böyle 2 tane, 5 tane, 10 tane değil. Yani bayağı geldi. Bir de şeyden de alakalı. Türkçe diksiyonunla da alakalı. Bak Türkçe diksiyonda... Çaresiz ağrısı. Çaresiz ağrısı. Ha. Sen böyle hani harfleri kullanırken de belki böyle konuşuyorsun. Aha. Okey. Bu birazcık konuşma şeklinle alakalı. Evet. Diksiyon dersi mi alsak? O şimdi mesela kaç dil konuşuyorsun? 4 dil konuşuyorsun. Her birinin farklı konuşma şekli evet. var. Evet. İster istemez oluyor yani. Aha. Farkında değilsindir onu yaparken. Olabilir. Bir de tabii dinlediğin ve söylediğin tarzla alakalı. Sen kendi söylediğin tarzı zaten öyle söylediğin için ve öyle dinlenmesi zevkli olduğu için o şekilde söylüyorsun. Bu parçalara girdiğin zaman da dışarıdaki insan, ama ben bunlara bayıldım ya, hiç öyle bir şey düşünmüyorum. Ses çok kanıyor, haykırıyor. Kıskananlar çatlasın diyeceksin. Aynen. Çok fazla istek diyeceksin. Ama bunun üzerine özel bir çalışma yapmak istersen iki şekilde yapmak zorundasın. Sadece şan çalışarak falan değil. Belki birazcık diksiyon çalışabilirsin. Türkçe diksiyon çalışabilirsin, çok işine yarayabilir. Okay. Çünkü kelime kullanışını tam artiküle etmek belki farklı bir yerde tınlıyordur. Farkında değilsindir. Okay. Bir de ikinci sorum. Önerebileceğim bir şey var mı sesi korumak için? Benim önerim. Evet. Belki de bunu izleyenlere de Tabii. Yani sesi korumak için aslında çok şey söylüyorum ben arkadaşlara. Bir sürü problem yaratan şey var. Önce problem yaratan şeylerin ne olduğunu bilmek gerekiyor. Ve her şarkıcı için aynı şey geçerli değil. Evet. Yani mesela bazısı var. Çok yemek yemeyi seviyor. Kilolu, gece yemek yemeyi seviyor. Reflü rahatsızlığı. Bazısı var bambaşka sorunlar yaşıyor. Mesela sahnede çok kendini kaybediyor. Günlük hayatında çok konuşuyor. Mesela sen çok konuşan biri değilsin. Ya yerine geldiğinde evet, ama çok böyle yumuşak konuşuyorsun. Bir de konuşurken de hani çok zorlamadan, ittirmeden konuşuyorsun. Bu büyük avantaj aslında. Sesinin yumuşak ve sakin durmasını sağlıyor. Ses kasların yorulmuyor. Evet. Bir şarkıcı böyle olmalı zaten. Yani hem cır 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 konuşan hem de iyi şarkı söyleyen biri olmaz. Böyle bir şey yoktur. Böyle bir dinle konuşuyor, akşamda coşuyor falan. İmkansız yani. Evet. Genelde iyi şarkıcılar daha dikkatli, sesini koruyan. Mesela bu bir yöntem. Ama senin anlattığın hani sahnede sesim kısıldı 2 saat performanstan sonra. Bunda da şöyle bir şey önerebilirim. Repertuar sırası çok önemli. Yani mesela sahneye çıkış parçası hangisi olmalı? Atıyorum isyanla çıkarsan burada başlıyorsun. Evet. Full aralık kullanarak başlıyorsun. Sesin yoruluyor. Sonra bir tane daha. İşte olay oydu. İlk konserimde. O zaman daha repertuarla ilgili çok şey edemiyordun. Ama söylediğim her şarkı buradaydı. Evet.
Her şarkı. Yani bir insan sesinin dayanamayacağı bir nokta var. Ne kadar iyi sesin olursa olsun. Evet. Mesela Amerika'daki veya Avrupa'daki yarışmalarda müthiş şarkı söylüyor adam. Hı. Veya kadın inanılmaz söylüyorlar. Şarkı bitiyor. Herkes içeri gidiyor. Evet. Yani o bir parça için çalışıyorlar. Evet. Koca bir konsere yayıldığında işte Adele'in konserini izliyorsun. Evet. Felaket detoneler olabiliyor. Hmm. Yani evet. Bu bir parçadaki müthiş hakimiyetle ilgili bir şey değil. Hmm. Bunu genele yaymak için ilk parçanın ne olduğuna iyi karar vermek lazım. Önce oraya çıkınca. Çünkü bir de adrenalinle çıkıyorsun. Aynen. İlk parçayı tavanda seçmek yerine biraz daha beraber söyleyelim. Aynen, yavaş yavaş böyle. Evet. Üçüncü, ondan dördüncü sonra parçada tavanlara çık, doğru çıkıp sonra bir ara bölüm. Hmm. Ondan sonra tekrar aşağıda başlayıp sonra tekrar tavanda bitirmek. Böylece hep güzel bir hatıra bırakmak. Evet. Bir formül oluyor. Ya bu işin güzel, en zor tarafı zaten o kompozisyon. Hmm. Onu dünyada görüyorsun işte yani. Evet. Katy Perry'sinden Taylor Swift'ine, büyük konser turlarını izle. Hmm. Ne kadar planlanmış artık. Oo, yani. Çok çok. Sürpriz evet, yok onlarda. Doğaçlama yok. Aynen. Her şey düzgün ve iki saat boyunca onun sesi ayakta kalsın diye. Bunu burada çok fark ettim. Ben mesela planlı olmayı çok seviyorum. Onun dışına gidince böyle sarsılıyorum. Tabii. Çok. Ki Türkiye'de spontane işler çok oluyor. Çok. Ve bu beni o kadar sarsıyor ki. Tabii. Evet, kültür farkından belki yani, kültür farkı mı oluyor bilmiyorum. Ama burada spontan şey, bir televizyon programına gidiyorsun veya buraya bir şey yapıyorsun ama gerçi ben senden çok zor bir şey istemedim o nedenle. Hani yani, bize bir şarkı söyle, orada bir gitarist arkadaş var hiç tanımadığın. Evet. Hadi bir şarkı söyleyelim, hangi tonda söyleyeceğiz, nasıl, iyi çalıyor musun, çalmıyor musun? Evet. Her an gol yeme şansın var. Ya, evet. Ya gibi şeyler de olabilir, biz bu tür şeyleri seviyoruz. Böyle. Okey. Süpersin Ayda. Sen de süpersin, çok memnun oldum. Ayda yeni şarkısı çıktı. Alta linkini bırakıyorum. İzleyin gençler. Vay be.